hayat. Kuş kadar yiyorsun kızım. Ye kızım ye, sen iki canlısın. Canım istemiyor, sağ olun. Allah Allah. Kızım senin bulantıların da geçmiş olması lazım yani. Neden yemiyorsun, iştahın açık olması lazım. Ha zaten böyle el kadar çocuksun. Ye, ye de gücünü topla biraz. Ayol bu nasıl doğuracak böyle? Vallahi doğurmak problem değil de bakmak problem anneciğim. Hayatın kendisi daha çocuk. Nasıl bakacak çocuğa? Kızın zaten iştahı yok. Ataşa korukla gitmeyin siz de. Söyledikleri doğru. Bu bebeği doğurmak kadar ona bakamamaktan, onu büyütememekten de korkuyorum. Aşk olsun hayat. Biz ne güne duruyoruz. Biz hep senin yanındayız. Her şeye rağmen o benim bebeğim. Annesi benim. Ona nasıl bakacağım bilemiyorum. Onu da yapmadan önce düşünecektin hayatım. Şimdi artık çok geç. Kimse bana ne istediğimi sormadı ki Yusuf abi. Hep başkalarının dedikleri oldu. Başkaları derken kim hayatım? Annem baban mı? Rahmetli amcam mı? Kadriye yengem mi? Kim? Bak oturdun burada yemeğimizi yiyorsun. Masamızda oturuyorsun. Böyle konuşursan Kadriye yengem alınabilir. Değil mi? Ya canım ne alınması? Ben öyle demek istemedim. Sen ne demek istedin güzel çocuğum? Ben odama gideyim. Kusura bakmayın. Size afiyet olsun. Hayat. Ben de seninleyim. Tamam abi. Levent'ciğim. Aa bu ne güzel tesadüf. Nasılsın? Teşekkür ederim Tarık, sen? Teşekkür ederim. Pelin'ciğim, Levent Bey'le tanışıyorsunuz değil mi siz? Levent Bey'i ismen iş dünyasından tanıyorum tabii ki. Nasılsınız küçük hanım? Teşekkürler, siz? Sağ olun. Bize eşlik etmek istemez misiniz ha? Vallahi masamız ayrıldı. Baba kız baş başa yemek yiyelim dedik ama... bilmiyorum nasıl tercih edersin Pelin'ciğim? Yani madem böyle bir tesadüf bizi bir araya getirdi... İşte bu kadar. Buyurun öyleyse. Ne alırsınız efendim? Tarık. Kırmızı şarap. Evet lütfen. Levent'ciğim, en son ne zaman görüşmüştük seninle? En son Semra'nın ani ölümünden sonra aramıştım seni. Ben yurt dışındaydım. Cenazeye katılamamıştım. Evet hatırladım. Ya. Aniden kaybediverdik Semra'cığım. Kalp kriziydi değil mi? Evet, kalp krizi. Aniden öldü işte. Evet. Ama ne? Neyse. Bu kadar güzel bir geceyi böyle tatsız konularla gölgelendirmeyelim bence. Evet. O zaman kadehimizi annenin hatırasına kaldıralım. Evet. Semra'yı yad edelim. Şebnem, sen kadeh kaldırmıyor musun? Affedersiniz, dalmışım da. Senin kafan neyle meşgul bu aralar? Neyle meşgul olacak Tarık Bey tabii ki? İşimle. Bir patrona verilebilecek en güzel cevap bence. Bence de. İş demişken Levent'ciğim neler yapıyorsun, nelerle meşgulsün, nelerle ilgileniyorsun? Var mı yeni yatırımlar falan? Levent Bey bizim projelerle ilgileniyor değil mi Levent'ciğim? Bundan benim niye haberim yok o zaman? Olacak Tarık'cığım. Olacak. Sessiz bir çocuktum. Yokluğa da doğdum doğala alışıktım.
Ama o gün o kırmızı yemenileri görünce başkalarından geri kalmaya boyun eğmemiştim nedense. Dayatmış da dayatmıştım anama. Anam yoksul bir kadındı. Ne parası vardı, ne bulguru. Kırmızı yemeni alamazdı bana. Boşuna ağlama. Ağlayıp da sinirimi bozma demişti. Hayat, eğer istersen sana özel ders aldırabilirim. Böylece okulu dışarıdan bitirebilirsin. Ne dersin? Olabilir. Başımızdaki kara bulutlar da aslında. İnşallah bacım. Berat abi. Efendim? Bugün Zeliha ablamı ziyarete gitmişsin. Nasıldı? İyi miydi? Daha iyi. Yavaş yavaş toparlıyor. Berat abi, ben sana bir şey soracağım. Şey, hani o gece o adam Zeliha ablama kötü bir şey yapmış mı? Zeliha'nın başına gelen şeyler kötü şeyler hayat. Üzüldüm. Çok üzüldüm. Yıkılmıştır Zeliha abla. Ben ona elimden gelen... Sakın! Sakın! Yavrum! Sakın! Kızım! Yavrum canım yavrum! Hicret! Hiç canım geri gelsin hiç şunu hiç! Aç aç! Aç! İç! İç bir lokma iç! Sakın! Oh! Anam! Bebeği yaşıyor. Kıpırdadı, kıpırdadı. Aha, şükür, şükür ona bir şey olmamış. Ay, kendi canına kıymak isterken karnındaki masuma da kıyacaktın ha. Yazıktır, günahtır kızım, yazıktır, günahtır. Ya, ben bu bebeği nasıl doğuracağım dedeme? Ya, ben bu bebeği nasıl doğuracağım? Ya kızım, bizler nasıl doğurduysak işte sen de öyle doğuracaksın. Ya bunu, ya... Ben bu bebek bir başıma ne ederim? Ne bir başına kızım? Ha? Biz varız. Adrian var. Olur mu öyle şey? Hadi baban doğru söylüyor kızım. Ben doğru söylüyorum. Aileye bak. Hizaya gel amca. Kudre. Sen de her lafa laf kondurma. Ya verilmiş sadakamız varmış. Bak hayatla karındaki bebesi bu akşam ölümden döndü. Neden doğru söylüyor? Allah ikinizin de yaşamasını istiyor. Sen bir doğur, kucağına al bebeğini. Her şey geçecek, unutacaksın ya. Kızım sen de ölümlerden döndün. Şimdi niye kendi elimden ölüm isteyesin? Ha kızım benim. Baba, bu bebek kabulüm değildir. İnsan kendisini asınca ölür mü? Kızım ne biçim soru öyle. Bu yaşta böyle şeyler sorma hadi. Ama... Lavin hadi geç yat kızım hadi. Hadi kızım. Peki ana. Bu olanları okulda anlatayım deme mi kızım? Rezilliğimiz ayyuka çıkmasın. Yok anlatmam merak etmeyin siz. Hadi kızım geç yat sen. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor herhalde. Hayatım yaptığı rezillik falan değil. Ondan sonra bu evde ona kim ilişirse karşısında beni bulacak. İşte
İşte o zaman rezillik neymiş görürsün. Varsa yoksa hayat. Varsa yoksa senin çocuklar. Bu evde başka çocuklar da var Cennet Hanım. İkisi hapiste, biri kayıp. Cennet Hanım, hayatın yaptığı kuru kuruya naz, niyaz. Bak, benim çocuklarım hapusta acı çekiyor. Üstelik Bekir'ime ne olduğunu da bilmiyorum ha. İsmail'in söylediği bir kulağınızdan girip öbüründen çıkmak. Burası Sultan Haremi değil. Anadolu'da yoksul bir hane. Senin benim yok. Bakın ne diyeceğim size. Bu çocukların hepsi benim çocuklarım. Ey anladınız mı? Bu yüzüğü hatırladın mı Zeliha? Hani o gece parmağına takmıştım. İfade verdikten sonra çıkarıp almışlardı. Sonra bir zarfın içinde bana geri getirdiler. Bu yüzüğü sana geri getirdim ben Zeliha. Ver elini. Zeliha'm ağlama. Neden ağlıyorsun? Biz ne hayaller kurmuştuk Berat. Başımıza neler geldi. Yine kurarız Zeliha'm. Benim o geceyi unutmam çok zor Berat. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Eski Zeliha yok artık. Zeliha. Sen benim sevdiğimsin. Her halinde kabulümsün. Sen benim varlık sebebimsin. Bugün senin doğum günün güzel gözlüm. Doğum günün kutlu olsun. Merhaba. Karakoldan bir haber var mı? Yok. Ya. Neredeyse bir ayı geçti öyle değil mi? Geçti değil mi dede? Doğru valla. Ne arısı var ne dirisi ortada. Dirisi inşallah ortadadır. Tabii canım. Allah korusun. Başına bir şey gelseydi ölüsüne ulaşmak daha kolaydı yani. Öyle deme doktor. Ben Bekir'e ölümü yakıştıramıyorum. Ya Mina. Sen hep burada mısın? Doğru söylüyorsun oğlum. Ben de söylüyorum laf anlamıyor ki. Kızım senin burada ne işin var ya? Sen sanatçısın. Git sanatını icra etsene be yavrum. Ya baba olmuyor işte. Aklım sende kalıyor. İçim rahat etmiyor. Baban çocuk mu canım? Laf anlamıyor ki. Ya kızım o herkesin evini, tapusunu zorla alan meymenetçi tipler var ya. Onlar bile Nazım'ın karşısında duramadı. Aa
O Şebnem miydi neydi o projedeki kadın? Bugün mahalleden geçti. Esi işte arabayla geçti. İster misiniz? Bunlar yine ortalığa dökülsünler. Nazım amca, bak gözünü seveyim bu defa bulaşma. Bak Nina ne hallere düşüyor, yazık. Üzme onu. Bu ne işler avukat hanım? Görüntülerde hiçbir şey yok. Yani besbelli ki o herif benim kızımı kandırmış olmalı. Yoksa Zeliha'm bu herifin peşinden niye tabış tabış gitsin ki? Haklısınız. Kamera kayıtları beni de hayal kırıklığına uğrattı. Demek Zeliha'nın ifadesindeki gibi adam ona teknede saldırmış. Ne? Kim kime saldırmış? Sizin bundan haberiniz yok muydu? Yoktu. Çok özür dilerim. Ben haberiniz var sanıyordum. İşte bu olay neticesinde adam kendisini vurmuş. Zeliha intihara teşebbüs etmiş ama yapamamış. Biz o saldırıya, o alıkoymaya ilişkin bir delil daha bulursak her şey çok kolay olacak. Peki o şerefsiz benim kızımı kirletmiş mi? Bakın İsmail Bey, benim bu konuda daha fazla konuşmam doğru olmaz. Zaten bildiğinizi düşünerek yanlış bir şey söyledim. Kızınız da olsa sonuçta müvekkilimin mahremiyeti söz konusu. Sonra ne oldu peki? Bana saldırdı. Tecavüz mü etti? Zeliha, geçecek. Bitecek. Hepsini unutacaksın. Nasıl unuturum abla? Nasıl? Kolay değil. Biliyorum kolay değil. Daha sevdiğinin bile olmamışken. Daha sevdiğimin bile olmamışken. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim Mevla kerim. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevla kerimdir, Mevla kerimdir. Derman arar iken derde düş oldum. Derman arar iken derde düş oldum. Ağlama gözlerim Mevla kerimdir. Ağlama gözlerim Mevla kerimdir. Pir Sultan Abdal'ım böyle buyurdu, böyle buyurdu. Ayrılık tonları biçti gidirdi. Ben ayrılmaz idim, felek ayırdı. Ağlama gözlerim Mevla kerimdir, Mevla kerimdir. Diline, yüreğine sağlık Zeynep. Ne güzel söyledin be yavrum. Ağzına sağlık. Yüreğine sağlık. Zeliha Bakırcı, ziyaretçin var. Bugün görüş günü değil. Niye çağırıyorlar ki? Bilmem ki güzelim. Thank you.
Malik? Korkma hayat. Korkma kardeşim. Dün geceden beri uyku girmedi gözüme. Benim yüzümden yaptın değil mi? Yok abi. Niye senin yüzünden yapayım bunu? O kadar üstüne gittim. Üzdüm, ağlattım seni hayat. Kurban olduğum abi. Niye senin suçun olsun? Ölmeyi ben istedim. Ölme hayat. Ölme kardeşim. Geçecek hepsi. Bak nasıl geçti. Ya benim elime silah verdiklerinde, git kardeşini öldür, temizle namusunu dediklerinde yapabildin mi hayat ha? Çekebildin mi o tetiği? Keşke orada vursaydın. Öldürseydin beni Malik. Bak. Sonra neler geldi başıma. Öyle söyleme kardeşim. Ya kardeş katili olmak ne demek? Namus belasından bin beter. Affet beni. Böyle düşünme Malik. Ben seni affettim. Sen benim abimsin. Hep böyle olun değil mi? Hep birbirinize sahip çıkın. Sahip çıkın ki benim de yüzüm gülsün. Sen hiç üzülme hanım. Sen de, kardeşlerim de, hepiniz benim canım ciğerimsiniz. Hep öyle olsun oğlum. Hep öyle olsun. İsmail, bir konuşabilir miyiz? He, konuşalım. Yok, burada değil ama dışarıda konuşalım. Ya burası bizim evimiz değil mi? Ha? Ne istiyorsan söyle, anlat dinleyeyim. İsmail, sana diyeceklerim mühim. Bunca senesinden bir arzun, bir isteğin var mı? Yok. Dışarı çıkalım, konuşalım. İsmail, kahve yapmıştım ama. He, kahve içeyim ondan sonra konuşalım, olur? Dışarıda içersin. Kahve edeceğine tanımışsın. Yok abla, bir sürü iş güç var. Ne kahvesi şimdi? Kız, benden sana izin. Otur iç. Ya Allah Allah. Ey hadi geç geç konuşalım, hadi gel. Otur kızım. İç kahveni. Ben İsmail'e yaptıydım baba. O erkenden çıkınca... Otur dedim kızım. Sen kahveni iç. Kızım üzülme. Kolay değil. Üzülme, geçecek. İnşallah baba. İnşallah. Geçmiş zaman İsmail'in bir sözü vardı. İftira için. Hatırladım. İftira kötü bir köpek gibidir. Kaçanın arkasından ürür. Dönüp de yüzüne baktın mı korkar kaçar. Malik Efendi, nereye böyle? Ben istedim dışarı. Sen benimle gel. Senden işimiz var. Baba. Sağ ol. Zeynel. Nereye? Hayatın başını beklemeye mi diyorsun? He, hayatın başını bekleyeceğim. Ey, az bekle. Sana diyeceklerim var, otur.
Fakat hepimizi çok üzdü. Korkuttu. Anası olarak seni hepimizden daha fazla üzdü. Ama benim sana asıl diyeceğim bu değildir. Asıl diyeceğim Cennet, ben seni sevdim. Hem de çok sevdim. Ama bu sana yetmedi. Haklısın. Yoksulluk, açlık, sefalet senin canından bezdirdi, biliyorum. Bana inandın mı İsmail? Ben o adama kuyruk sallamadım. Demek bana inanmıyorsun. Bu konuyu kapatalım Cennet. Kafam hala karmakarışık. Hem ne yerin ne de zaman. Kapatalım. Kapatalım İsmail. Senin de ömrün böyle geçti be Kudret abla. Gözün kulağın kapıya yapışık. Allah rahatlık versin. Başımda mı bekleyeceksin? Başımda bekleyeceğim kızım. Başımda bekleyeceğim. Belki bütün bunları neden yaptığını bana deyiverirsin. Söyleyiverirsin. Anlatmak zor anne. İçimdekileri deyivermek zor. Kerem varken kolaydı. Ben anne, o baba olacaktık. Ama şimdi yalnız. Biz Kerem'i yerini tutamayız kızım. Zaten bütün bu kötülükleri sana yapan biziz. Hala dedimin sanır. Senin de ömrün böyle geçti Kadir. Ana, ne oldu? Neyim olsun? Kimselere diyemediğim dertlerim, o dertlerin peşinde geçmiş, harcanmış bir ömrüm var. Anam, sen hiç merak etme. Ben seni kurtaracağım bu evden. Kraliçeler gibi yaşatacağım kız seni. Heh, kolaydı kraliçeler gibi yaşamak. Öyle bir eli yalda, bir eli balda yaşamak kolaydı. İnanmıyor musun bana? Bak Şirin, şu evden, bu yokluktan kanat çırparak çıkılmaz kızım. Bata bata çıkarsın, kötü yola sapıp çıkarsın. O zaman da
çıkmış sayılmazsın. Zenginlik hayalleri kurma şirinim. Tövbe tövbe. Olup çıkarsın. Ben öyle demedim. Kimse öyle demez zaten. Ama sonunda dile isteye olursun. Hadi uyu şimdi. İnşallah seni seven bir koca bulur. Mutlu olursun. He? O da bana yeter. Yok dayı, öksürük tuttu biraz. Belalı, uyku tutmadı mı? He, tutmadı. Sen mi tutacaksın? Voltalıyoruz işte. Yavaş voltala. İnsan uyuyamaz. Ne zaman arkamızı dönsek ensemizdeler. Birileri salmış peşimize iti. İyi de kim salacak peşimize? Ayrıca niye? Bilmiyorum Kürşat. Ama bu herifin böyle peşimizde olması hayır alamet değil. Haberin olsun. Biz dikkatli olalım kardeşim. Bizi indirmek için fırsat kolluyor bu lavuk. Biraz sıkar. Benim merak ettiğim niye bu kadar kafayı taktı bu herif bize? Şşt beyler, ayıp oluyor. Kusura bakma, uyandırdık. Hadi Allah rahatlık versin. Eyvallah. Hadi yat. Hayrola Sıraç? Uyuyamadın mı? Nasıl uyuyayım öğretmen? Baksana. Burada su uyuyor, düşman uyumuyor. Ama böyle olmaz ki. Vallahi benim bir şey yaptığım yok öğretmen, görüyorsun. Maraza çıkarmak için peşimde dolanıp duruyor it. Yenilir yutulur bir lokma olmadığını anlamasına rağmen bir türlü vazgeçmiyor. Ne iş anlamadım. İlk defa bu kadar ısrarcı olduğunu gördüm belalını. Ondan önce bir kaza çıkacak elimden demek ki. Sakın ha. Bana sözüm var biliyorsun. Ne oldu cici çocuk? Bütün gece beşik mi salladın? Sallayacağım ben seni yakında. Bekle. Koğuşun orozu mu olmak istiyorsun lan sen? Ya çıkar biraz beni sallamak. Kes lan sesini. Lan senin belanı. İdareye söyleyelim ayırsınlar sizi. Koğuşta rahat huzur vermediniz. Kusura bakma öğretmen. Biraz anafor yaptık. Ama böyle giderse kampanasını sökeceğim bu oğlanın. Lan gevşek! Kaşı kaşı diyorsun bak kaşıyacağım elimde kalacaksın ha. Hele hele çomara bak çok korktum. Yoklama için daha sıraya geçmediniz mi? Sallanmayın hadi. Sıraç Bakırcı. Sen gel. Ne istiyorlar ki sabahsın? Bilmiyorum, bakalım öğrenelim. Merhaba Sıraç. Merhaba. Ceylan Aksoy, yeni avukatın. Engin Bey'e ne oldu? Bundan sonra davana ben bakacağım. Otursana. Avukat Hanım, hoş geldiniz de. Engin Bey'e ne oldu diye sormuştum ama. Davayı ben devraldım.
Niye? Zor bir dava olduğu için. Ay Şebnem abla, vallahi beni o kadar çok korkuttun ki. Aşk olsun Şirincim. Bugün ben seni alırım dememiş miydim ha? Ne o, yine ekecek miydin Levent Bey'i? Ya ben şimdi sana bir şey söyleyeceğim de Şebnem abla, yani sakın darılma. Senin de işin gücün beni Levent Bey'e götürmek olmuş ha. Şirincim, bunlar hatır gönül işleri. Bizim camiada çok önemlidir. Anlamazsın sen böyle şeylerden. Arıyorum, telefonun kapalı senin. Açmayı unutmuşum. Yani zaten evde bir sürü olaylar oldu yine. Hadi atla yolda, anlatırsın. Olur. Şirin. Nereye? Anne ben okula gidiyordum da Şebnem abla da seni ben bırakayım dedi okula. Ben de tamam dedim de okula gidiyordum. Ben de iş için buralardan geçiyordum. Şirin'i görünce durdum. Okul şura. Yürü git. Zahmet buyurma insanlara. Estağfurullah, olur mu öyle şey? Ben de Şirin yaşlarındayken hep yürüyerek gider gelirdim okula. Ama şimdi koskoca işlerin başındasınız maşallah. Nasıl gidiyor bu projeler? Çıkacaklar mı buraları? Henüz kesin bir şey yok. Bilmiyoruz. Oldu o zaman. Sen git işine artık Şebnem abla. Ben de okuluma giderim. Tamam Şirin'cim, sen bilirsin. Hoşça kalın. Bu karı yaralı parmağı işemez. Hediye götürecekmiş seni okula. Ya ona kadın iyilik yapmak istedi. Ne var bunda? Tatlı evimiz olsa o proje hikayesinde evimize konmak istiyor diyeceğim ama bu da yok. Ana uzattın ha. Hadi okul. Şirin. Ya ne var ana ya? Okul şura. Haydi. Alo Levent. Kız gelmiyor. Gelmiyor mu, neden? Paço. Bir de senin bana başka işin yok mu? Haksız da sayılmaz ha. Aşk olsun. Ben sizin özel zevkleriniz için uğraşıp durayım. Siz de benimle alay edin. Uzatma, kes. O kız tıpış tıpış kendi ayaklarıyla gelecek. Bilakis beni bekletmesi, böyle uğraştırması çok hoşuma gitti. İyi. O zaman sorun yok. Sorun yok tatlım, sorun yok. Sen rahatına bak. Ha, bir akşam yemeğe çıkalım. Zarif yardımlarının karşılığında benden ne istiyorsun? Onu bir konuşalım ha. Hı hı. Misafirim gelmiyor. Personele söyleyin, bütün izinler iptal. Aynada kendime bakıyordum da. Neyine bakıyorsun? Ha? Güzel miyim, değil miyim diye. Güzelsin. Hem çok güzelsin. Allah kısmetini de güzel eylesin inşallah. Güzel olacak ana. Ben zengin bir adamla evleneceğim. Kurtulacağım bu evden. He. Kolaydı zengin kocayı bulmak. Gelin bile ata binip ya nasip demiş. Bak ablanla Berat'ı görüyoruz. Ya ana Berat da kimmiş ya? Ben daha zenginlerini bulacağım. Hadi aptal aptal konuşma da gel bana yardım et. Haydi.
adam ona teknede saldırmış. O şerefsiz kızımı kirletmiş mi? Senin gözü açılmamış sığırcık yavrusunun gözü pek yükseklerdi. Ne gibi? Geçenlerde bir ajansa gitmiş. Mayo çekimi mi ne varmış? Seçmelere falan katılmış. Sanki öyle hemen kolaydı. Foto model falan olmuş. Hevesli ha, hırslı. Öyle, hırslı da. Arkasında sağlam bir adam olmadıktan sonra neye yarar ki? Doğru. Mesela sen. Hı? Ben hırsından bir şey kaybetmiş değilim Levent. Sadece ufacık bir yardıma ihtiyacım var, hepsi bu. Şu mayo çekimini yapacak ajans hangisiymiş? Ha, sen hala oradasın. Hı hı. Tamam, ben hallederim. İyi. Öğrenir öğrenmez bana haber ver. Ya yazık değil mi bu kadar uğraşıyorsun? Alt tarafı basit bir kız işte ya. Altından ne çıkacağını bile bilmiyorsun Levent. Belki de hoşlanmayacaksın. Nereden biliyorsun? Bu uğraş değil Şebnem. Oyun. Ve bu kız farkında olmadan bu oyunu o kadar güzel oynuyor ki. Daha şimdiden ondan hoşlanmaya başladım. Bana bak. Sakın bir daha beni tanımıyormuş gibi konuşma. Alınırım sonra. Ya lütfen bana bir şans daha verin. Yani bakın ben o kadar çok istiyorum ki bunu. Evet, evet, evet yani inanılmaz derecede haklısınız ama benim o gün bir işim vardı. İnanın ki gelemezdim. Yani sonradan iptal oldu ama. Alo. Alo. Kapatmış öküz. Aferin sana Şirin. Aferin. Hem Levent Bey'e gidemedin, hem de deneme çekiminden oldun. Oh. Sen var ya. Salaksın ha. Gerçekten salaksın. Salaksın kızım. Gerçekten sen o kadar çok salaksın ki yani salağın önde gideriz. Şirin abla kendine niye salak diyorsun ki? Sen salak değilsin ki. Öf Levin ne olur git ya. Bir de sana dert anlatmayayım. Dert anlatma zaten. Güzel şeyler anlat. Ne var? Ne istiyorsun? Seni çağırıyorlar. Sofrayı kuracakmışsın. Sofra falan kurmayacağım ben. Git sen kur. Kocaman kız oldun, büyüdün.
Ben büyümedim. Büyümek falan istemiyorum. Kızlar büyüyünce başlarına kötü kötü şeyler geliyor zaten. Şirin kızım, davetiye mi bekliyorsun? Haydi, haydi pirel ver. Tamam ana ya. Haydi. Ana, daha babam gelmedi. Haydi. Tanım, kimi kumalar nasıl iyi geçiniyor? Hayat artık kuma değil abla. Ayrıca iyi huyluysan herkesle geçinirsin. Hay dillerine kurban oldum. İnşallah gün gelirsen de kimsenin kuması olmaz. Ya sen ne olacaksın? Ben duracağım. Çünkü İsmail'in tapusu bende. Sen de huyu huyuna, suyu suyuna uygun biri. Abla, Allah aşkına. Allah aşkına böyle söyleme. İsmail zaten inanmıyor bana. Ya. Yanlış şeyler düşündü hep. Benim şahitliğim de işe yaramadı. Abla sen bana vallaha da billaha da yok böyle bir şey dedin mi? Demem mi? Ve senin için neler yaptım kız? Allah için söyle. Cennet Hanım. Dün gece sen bana ne dedin? Senin de ömrün böyle geçti Kudret dedin. Yalan mı abla? Ha, yalan mı? Tapu sende ama mal yok. Dul bir kadından hiçbir farkın yok abla. Haklısın. Yardımlarınız için teşekkür ederiz Berat Bey. Rica ederim Müdür Bey. Madem ki anneleriyle beraber kalan mahkum çocuklarının böyle bir ihtiyacı vardı, bizim de çorbada tuzumuz bulunsun. Benim okumam yazmam yoktur. Bunları bana Berat okur. Ben okuyayım mı? Sağ ol kızım. Hayat, bu halde okula gitmek olmaz. Lakin okumayı bırakmak da olmaz. Biliyorum Kadriye Hanım. Ama nasıl olacak onu bilmiyorum. Berat bilir. Sana bir öğretmen tutsa olmaz. Olur herhalde. Başka dertleri düşünmekten okumayı düşünmeye fırsat olmadı ki. Neymiş o başka dertler de hele? Bir anne olacağım. Bir bebeğim olacak. Bu yaşta bu nasıl olacak? Çok yalnızım. Çok korkuyorum. Bir çaresine bakacağız artık. Hadi oku önündekini, ne yiyeceğiz söyleyelim. Çorba var. Mercimek çorba. Bizim seni dönüşte şoför alacak, tamam mı? Tamam oğlum. Kadriye Hanım. Hoş gelmişsiniz. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk Kudret Hanım. Sen nasılsın Berat oğlum, iyi misin? Sağ ol Kudret Hanım, iyiyim. Hayırdır, hangi rüzgar attı sizi buraya? Hayatı göreyim dedim. Kudret Ana, ben bugün Zeliha'yı ziyarete gideceğim. Göndermek istediğim bir şey varsa götüreyim. Bugün görüş günü değil ki. Sen nasıl göreceksin Zelam? Ben ayarladım. Bugün görüş günü de gel ama... Selam'ın doğum günü. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Hazırlıksız yakalandım bak. Bir hediye bile hazırlayamadım. Sağlık olsun. Berat oğlum, şu parayı ver Zeliha'ma. İhtiyacı vardır. Yok Kudret Ana, sen zahmet etme, ben hallederim. Yok, sen halledemezsin. Almaz senin paranı Zeliha. Sadece o değil, biz de kabul etmeyiz zaten.
yapmayasın Kudret Hanım. Biz yabancılıyız. Aynı toprağın insanıyız. Eksik olmayın. Kudret Hanım, izin ver yardım edelim. Sen Zeliha'ma selam söyle. Bu parayı da ver. Bana yeter. Alarsın onu. Hayırlı günler oğlum. Benim de selamlarımı söyle Zeliha kızına. Maşallah. Pek yaman bir delikanlı. Allah işini rast getirsin. Amin. Kadriye Hanım. Benim senden bir ricam olacak. Başım üstüne buyur. Senin şu Türkan Hanım'ın İstanbul'da çevresi geniştir. Kadriye Hanım. Benim çalışmam lazım. Hizmetçilik falan. Ne iş olsa yaparım. Kudret Hanım, çalışma kayıp değil. Durumunuzun güçlüğü ortada. Bulunursam iş, merak etme. Sağ olasın Kadriye. Allah razı olsun. Haydi, buyur geç içeri. Cennet. Cennet kız bak. Hayırlısıyla doğsun. Güle güle değilsin. İnşallah Kadriye Hanım, inşallah. Hayat kız. Bir teşekkür etsene. Sağ olasın Kadriye Hanım. Cennet Hanım. Görücü gelse sana evde kalırmışsın. Hoş. Görücü mörücü beklemeden... Elin evli adamına kaçtın geldin ya. Neyse. Dilve kalmamış anam bunda bu sır su. Kahve bittiydi ne edeyim? Söylesene. Kafidir Cennet Hanım. Ellerine sağlık. Ölmüşlerin ruhuna değsin. Amin. Afiyet olsun. Hayat. Boynundaki ne kızı? Ne oldu sana? Neler olmadı Kadriye Hanım? Neler olmadı? İsmail Bey, Zeliha olay gecesi buradaymış. Kendisini vuran Deniz Bey'in teknesinde. Biz buraya neye geldik ki avukat hanım? Bütün marina kameralarla kontrol ediliyor. Biz de olay gecesinin kayıtlarına bakacağız. He. Ey. Vah. Ölümlerden döndün. Allah senin canını anana babana bağışla. Sen neye canına kıymak istedin kız? Sormayın Kadriye Hanım, sormayın. Bizi çok üzdü. Gerçi o da haklı. Bu evde herkes üstüne geliyor. Tövbe. O bizim göz bebeğimiz. Bir derdi sıkıntısı olmasa canına kıymak istemez değil mi? He hayat? Benim derdim herkesin derdi oldu Kadriye Hanım. Çok üzülüyorum. Üzülme güzel kız. Seni alıp bize götüreyim. Değişiklik iyi gelir. Ferah ferah ev. Yediğin önünde, yemediğin ardında. Yan gel yat. He? Babası ne der bilmem ki. Hayat istedikten sonra babası neye razı gelmez? Razı gelmezse gelir alır. Ne diyorsun hayat? Kadriye Hanım'la gitmek ister misin kızım? Sen de izin verirsen. Giderim.